Öncelikle her şey için evet. Güçlü bir Türkiye için evet. Ya ben ülkemi sevdiğim için, ülkemin geleceği için, her şey için evet. Yani bu sıkıntılar da olsa bizim için evet yani. Umuyorum ki bu devlet, bu hükümet daha iyilerini yapacağını eminim yani. Diğer hükümetlere göre bu hükümet daha olumlu, daha ılımlı. Eskiden insanlar bir hastaneye gidemezken şu anda herkes istediği başarırken hem hastaneye kaçıyor. Bu hükümetin verdiği bir refahtan dolayı oluyor yani. Benim kardeşim bir defa ameliyat oldu. Hastanede bir doktorla görüşmek için 20 tane adam araya koydun. Adamın olmasa kardeşin orada çıkacağı yoktu. Ama şimdi öyle değil. Doktorlarla sohbet edebiliyorsun, doktorlarla konuşabiliyorsun, doktorlarla her türlü şey yapabiliyorsun yani. Vallahi bundan 15 yıl öncekini işte az önce büyüklerim dedi ki bir jandarma bir defa beni yakaladı burada. Yani suçum olmadığı halde yemedim dayak almadım o çocuk yaştan. Neymiş yaşını kurtarmamış kıraathanelerine ne geziyorsun? Yani 15 yıl önce bir çocuğa bu yapılır mıydı o zaman? Yapılmazdı ama yapıyordu. O zamanki yönetim ona bir şeyi. Yani o zamanki yönetimle şimdiki yönetim arasında dağlarla fark var. Yani halk olarak da biz onları biliyoruz yani neyin ne olduğunu. Vallahi hayır çıkarsa halk kendi kısmetini tepmiş olur yani. Evet çıksa daha iyi olur, daha iş imkanları açılır, daha insanlar kaynaşır. Eski anayasaya, yeniki anayasaya dağlar kadar fark var yani. Yani yorumlarda dinlediğimiz kadar okumamışık, şey etmemişik ama. Şimdi yeni yasa, kötü bir şey olsa dış devletler buna müdahale etmez. Kötü olsa yani. Kötü olsa dış devletler buna müdahale etmez. Mesela Euro'na bastırmaya çalıştırır, dolarına bastırmaya çalıştırır, gezi olaylarına bastırmaya çalıştırır. Ondan sonra darbeyle bastırmaya çalıştılar. Yani kötü bir şey olsa dış devletler bunu yapmaz. Kimse seni, yani Türkiye'nin Türk'ten başka dostu olmaz. Bunu tane çocukluktan beri biliyor. Vallahi bölgede çok büyük etkisi var yani. Recep Tayyip Erdoğan zaman herkes saygıyla anıyor. Yani insanları, insan halkı bu yere getiren Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi geçeni söylemek gerekirse. Dediğim gibi yani şimdi Başakşehir'in hastaneye gittiği zaman 2 dakikada ilacını alıyor, para vermeye çıkıyor. Ama para olduğu zaman, yani eskide olsaydı gidip bir şey alamazdın yani. Ama şu anda öyle bir şey yok.